Ya komadan uyanıp bir bebeğiniz olduğunu keşfetseydiniz, ancak hamile olduğunuzu hiç hatırlamasaydınız ne yapardınız? Bir sonraki eyleminiz ne olurdu? Ne yazık ki bu Amy'nin durumuydu. 1,5 yıl önce Amy, küçük bir kasabadaki bir hastaneye bilinçsizce götürüldü. Bu, bayanın bilinçsizce getirildiği ağır durumu komaya neden oldu. Hastane personeli, ailesi, akrabaları ve hatta arkadaşlarıyla iletişime geçmeye çalıştı ancak bu bir işe yaramadı. Ellerinde bir yabancı vardı ve komadan uyanacağını garanti etmelerinin hiçbir yolu yoktu. Ancak bu bayanla ilgili çarpıcı bir şey vardı. O çok güzeldi. Yüzü en iyi ünlülerinkiyle karşılaştırılabilirdi ve cildi lekesizdi. Bu durum tüm doktorların ve hemşirelerin ondan hoşlanmalarına neden oldu. Hayati durumunu kontrol etmek, gerekli testleri yapmak için sık sık gelirlerdi ve belirli zamanlarda sadece yanına oturup onunla sohbet ederlerdi. Sanki güzelliği onu hastanede en çok tedavi gören hasta yapıyormuş gibiydi. Bir sabah hemşirelerden biri, Margaret, her zamanki gibi hayati durumlarını kontrol etmek için geldi. Ama bunu yaparken hayatının şokunu yaşadı. Ellerini kadının vücudundan çekti, sonunda kendine gelmeden önce birkaç saniye boyunca beyni dondu kaldı. Ancak Margaret bu ilginç keşiften başkalarına haber vermesi gerektiğini biliyordu. Aylarca baygın yatan bu güzel bayanın 5 aylık hamile olduğunu doğrulayan meslektaşını Amy'nin odasına sürükledi. Her iki kadın da bu durum karşısında dehşete düştü. Hemşire Margaret aşırı endişeliydi. Bayanla farkında olmadan bir bağ kurmuştu ve bu bir annenin yapacağı gibi kızı için endişelenmesine sebep oldu. Doktorlardan birinin hamilelikten sorumlu olması gerektiğini düşündü ama onlarla yüzleşmek için yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bunlar yüksek düzeyde eğitimli doktorlardı ve en yüksek düzeyde tıbbi sertifikaya sahip olmakla övünüyordu ve küçümsedikleri sadece bir hemşireydi. Buna rağmen hemşire Margaret durumu hastane yetkililerine bildirdi. Bu hastanede kapsamlı bir inceleme yapılmasına sebep oldu. Ancak suçlu bulunamadı. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Hemşire Margaret, baygın bayanın getirildiğinde hamile olmadığını biliyordu. Ortaya çıkacak skandaldan korktuğu için davayı daha fazla takip etmemeye karar verdi. Baştan her şeyin bir aldatmaca ya da büyük boyutlu olduğu ortaya çıkarsa işi tehlikedeydi. Bunun yerine vardiyasının içinde ve dışında neredeyse her zaman en geç saate kadar başucunda kaldı. Sadece birkaç kişinin kendisine erişebildiğinden emin oldu ve o zaman bile herkese fazladan şüpheli bir bakış attı. Birkaç ay geçti ve bebeğin ameliyatla çıkarılması gerekti. Güzel bir kız bebekti. Ne yazık ki doğumundan sonraki ilk birkaç hafta küvezde kalmak zorunda kaldı. Kilolu doğduğu için hemşire Margaret bebeğe çok iyi baktı. Günler haftalara, haftalar aylara dönüştü. Yine de bayan uyanma belirtisi göstermedi. Bebeğin akıbeti meçhul kaldı. Ya annesi hiç uyanmazsa? Onu evlat edinilmesine izin verilecek mi? Babası ne olacak? Suçlarını itiraf edecek mi? Bu düşünceler kadının zihnine hücum etti. İçinden sonra ne olacak diye soran bir ses duymaya devam etti. Ve bir sonraki olay garip bir şekilde gelişti. Doktorlar ve hastane yetkilileri bayanın uzun süredir hiçbir uyanma belirtisi göstermeden bilinçsiz kalması nedeniyle yaşam desteğini çıkarmayı kabul etmişti. Yakında karar derhal yürürlüğe girecekti. Hemşire Margaret bunu duyduğunda sinirlendi. Kararı tersine çevirmeye çalıştı ancak girişimleri sonuçsuz kaldı. Hastanenin COVID-19'u rayına oturtmaya çalıştığından emindi. Ama can pahasına değil diye düşündü. Bayanın yaşam desteğinin çıkarılacağı gün hemşire Margaret hastane yetkililerine daha önce melek adını verdiği bebeği istediklerini yapmadan önce annesinin kollarına koymasına izin vermeleri için yalvardı. İsteği kabul edildi. Hastane yetkilileri nedense bunun garip olacağını düşünse de bayanın hayatına son vermeleri için üzerlerinde görünmeyen bir baskı varmış gibi görünüyordu. Hemşire Margaret güzel küçük kızı annesinin odasına götürdü. Doktorlar şaşkın şaşkın bakarken o çocuğu kadının üzerine koydu. Küçük çocuk baygın annesine baktı ve gülümsedi. Küçük ellerini kendine getirmeden önce bayanın yüzüne koydu. Bu sırada doktorun hastaları tükenmişti. Hemşire Margaret'a bebeği hemen dışarı çıkarmasını ve başka bir hemşireye yaşam destek sistemini devre dışı bırakmasını emrettiler. Sonra ve orada gerçekten mucizevi bir şey oldu. Hemşire çocuğu annesinin vücuduna bastırır bastırmaz kalp monitörünün hızla atmaya başladığını fark etti. Odayı bir şok dalgası sardı. Birkaç dakika içinde bayan gözlerini açtı, önündeki bilinmeyen yüzlere baktı. Hemşire Margaret sevinçten ağlasın mı, gülsün mü yoksa şarkı mı söylesin bilemedi. Hızlı bir şekilde hemşirelik sorumluluğunu üstlendi ve hanımefendiyi sakinleştirmeye çalıştı. Gözünün ucuyla bazı doktorların tedirgin olduğunu ve sahte bir şekilde gülümsediğini fark etti. Birkaç gün sonra hemşire Margaret bayanla konuşabildi. Amy hatırladığı son şeyin onu deviren araba olduğunu açıkladı. Ne şehirde ne de dünyanın başka bir yerinde akrabası yoktu.
hatırlayabildiği kadarıyla yetim olarak yaşıyordu. Hemşire Margaret ona sempati duydu. Bebeğin varlığıyla ilgili gerçeği ortaya çıkarıp çıkarmayacağını bilemeden bir an duraksadı ve birkaç gün daha bekledi. Ancak Amy'ye başına gelenlerin anlatılması gerektiğine karar verdi. Margaret tüm hikayeyi elinden geldiğince sakin bir şekilde anlattı ama bu Amy'nin yıkılmasını engellemeye yetmedi. Gözyaşları içinde hemşire Margaret onu sakinleştirmeyi başardı ve kızı kollarına aldı. Amy çocuğa karşı sevgiyle doluydu ama bir çocuğa bakacak durumda olmadığını biliyordu. İskandinavlı Margaret, Amy'ye desteği konusunda güvence verdi. Hastane yetkilileri tarafından zorbalığa uğramamaları için Amy'nin kendisi ve bebeği için adalet için savaşmasında ısrar etti. Amy kısa süre sonra davasına gerçekten ilgi gösteren bir avukat buldu. Tanıştığı diğer avukatlar masraflarının maliyetini karşılayamayacağını anladıklarında geri adım attılar. Ama bu gerçekten davaya adanmıştı. Hastaneye dava açıldı ve dava aylarca bitmedi. Hastane yetkilileri rüşvet vermeye ya da durumdan kurtulmaya çalıştı. Ancak bu büyük ölçüde başarısız oldu. Aylarca süren bitmeyen hukuk mücadelesi boyunca Amy hemşire Margaret'tan güçlü bir destek aldı. Hastanedeki işini çoktan bırakmıştı ve genç bayının mahkemede zorbalığa uğramadığından emin olmak için Amy ile yasal prosedürü takip etmişti. Ayrıca hapishaneleri hastanenin Amy aleyhine yanlış raporlar veya iddialar hazırlamamasını sağladı. Davanın gerçeğinin ortaya çıkmasını istemeyen güçler tarafından önlerine atılan engellere rağmen davanın başından itibaren zaferi görebiliyordu. Son olarak mahkeme, tüm doktorların DNA'larının bebeklerinkiyle test edilmesine karar verdi. Yakında sonuçlar çıktı ve mahkeme doktorlardan birinin suçtan sorumlu olduğunu keşfetti. Skandal çok büyüktü. Amy'nin hikayesi farklı bloglarda ve gazetelerde yayınlandı ve sosyal medyada uzun uzun konuşuldu. Doktor yargılanıp hapse atılırken Amy bebeğin tam velayetini aldı. Ayrıca hastane nafaka için büyük miktarda para cezasına çarptırıldı. Sonunda dava hemşire Margaret'in desteği sayesinde Amy için büyük bir zaferle sonuçlandı.